Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Şanlıurfa Halilye'den devam ediyoruz. Yanımızda Lumos Enerji'nin kurucu ortaklarından biri olan Ali Kubat Bey bulunuyor. Merhaba Ali Bey. Merhaba Hülya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, güzel Urfa'mıza diyoruz ve biraz size tanıyabilir miyiz? Firmamızın kurulumundan bahseder misiniz lütfen izleyenlerimize? Tabii ki yıllardır enerji sektöründeyim. Son 3 yıldır GES, güneş enerji sistemleri işleriyle uğraşıyoruz. Peki güneş enerji sistemleri derken tabii ki hayatımızı kolaylaştıran ekonomik sistemler. Biraz bahseder misiniz? Nasıl bir sistem uyguluyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, tabii ki bu bayağı ekonomi şöyle, insanlarımız artık yavaş yavaş tasarruf devrine girdiler. Evet. Şimdi elektrik fiyatlarına falan bakınca bayağı arttı fiyatlar. O yüzden herkes güneş enerji sistemlerine bağlandı. Biz de bu süreçte güneş enerjisi son 3 yıl falandır güneş enerji işleri falan yapıyoruz. Çiftçilerimize, fabrikatör, organize fabrikatörlerimize, ayrıca evlere çatı GES sistemleri kuruyoruz. Evet. %100 tasarruf sağlıyor. Evet, %100 tasarruf sağlıyor bu bağlamda. Başka? Peki bu güneş enerji sistemleri son yıllarda biliyorsunuz çok arttı. Evet. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde, Avrupa ülkesinde artık güneş enerjisini çok kullandılar. Evet. Ve insanlar ekonomik yaşam koşullarından dolayı tasarrufa gitmek istiyorlar. O yüzden bu çalışma alanımız olsun, ev hayatımız olsun, yani hangi alanda olursa olsun güneş enerjisi sistemlerini kullanmak istiyorlar. Peki sizin bu güneş enerji sistemleriniz nelerdir? Bahseder misiniz? Paneller herhalde bildiğimiz kadarıyla. Evet, paneller. Şimdi değişiyor. Tarımsalda, arazide betonlama, demirleme olayla başlıyor. Çatılarda ayrıyeten çatılarda da direkt paneller. Yansıma yapması için değil mi? Evet, evet, yansıması için kuruluyor. Ayrıca evlerde, çatılarda da kuruluyor bu. Aynı sistem, fabrikalarla aynı sistem. Tarımsalda daha farklı tabii. Tarımsalda biraz daha, nasıl anlatayım? Daha farklı bir projeyle oluyor. Zaten aynen. O projelendirme kısmını diğer proje ortağınız Merve Hanım alacağız efendim. Aynen, çünkü Merve Hanım anlatacak. Aynen. Evet, Merve Hanım projelendirme ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veriyor. Kendisi diğer proje ortağımız sevgili izleyenler. Tabii ki bu aşamaların nasıl olduğu hakkında da programımız ilerleyen dakikalarına kendisinden bilgi alacağız. Peki bu güneş sistemleri gündüz o güneşi toparlıyor. Akşam da kullanabiliyor muyuz? Nasıl bir sistem bu? Yani ne kadar suyu kullanabiliyoruz onu? Şimdi akşamları kullanabiliriz tabii. Akü sistemiyle akşam da kullanabiliyoruz. Yani aküler dediğimiz aküler var. Akşam da kullanabiliyoruz. Ama gündüz olarak ortalama yaz aylarında 7-8 saat, 7,5-8 saat arası. Kış aylarında biraz daha az. Ortalama yıllık baz aldığımızda günlük o 6,5 saat falan güneş enerji sistemlerinden yararlanabiliyoruz. Peki yıllık ortalamaya böldüğünüz zaman ne kadar süreçle tasarrufta %100 dediğiniz aslında belirttiniz ama mutlaka çok fark ediyordur yani, değil mi? Şöyle elektrikle kıyaslayınca. Tabii. Şöyle size söyleyeyim. Bir fabrika bazarlarına evet. Söyleyeyim. Bir fabrikanın çatı GES kurulumu ortalama 2,5 yılla iç arasında kendini amorti ediyor. Ya evet. O kadar değerli. Evet. O kadar tasarruf sağlıyor. Sevgili izleyenler. Aynen. Çünkü devamlı üretim olan yerlerimiz, fabrikalarımız, tarım da çok önemli. Çünkü tarımı da biliyorsunuz ki orada birçok enerjiden dolayı kaynaklı ürünlerimiz var, mahsullerimiz var. Onun enerjiden tabii o güneşe de ihtiyacı var, sulama ihtiyacı var, her şeye ihtiyacı var. Yani hayatımızın her alanında güneş enerji sistemlerini kullanıyoruz artık. Tabii ki teknoloji çok önemli. Teknolojiyle birlikte gelen sistemler her geçen gün kendimizi geliştirdiğimiz için de birçok alanda kullanabiliyoruz bu sistemleri. Peki bunların kurulum aşamasından biraz bahseder misin? Ne kadar sürüyor? Şimdi kurulum aşaması güçten güce değişiyor. Alana göre değişiyor. Alana göre değişiyor. Kurulum gücüne göre değişiyor. Evet. Bir haftada biten kurumlar da var. Üç günde biten kurumlar da var. Bir ay süren kurumlar da var. Bu hastane olur, fabrika olur, arazi olur. Fabrika olur. Ortalama 20 gün, bir ay sürüyor. Arazide, sulama arazilerinde falan bir hafta 10 gün süre alıyor. Değil mi? Evet.
Evet, tabii ki Urfa'da biraz sıcak bölge olduğu için güneş aynen. enerjimizi bayağı çekiyoruzdur. Bu aynen. yönden de çok şanslıyız sevgili izleyenler. Şehir olarak, memleket olarak da bol güneş gören bir yerdeyiz. O yüzden de güneş enerji sistemleri gayet güzel çalışıyordur evet. diye düşünüyorum. Peki aynen. hangi bölgeler çalışmalar yapıyoruz? Sadece Şanlıurfa değil herhalde bildiğimiz kadarıyla. Tabii Şanlıurfa'dan tek değil, yurt dışından da Ortadoğu'da da projelerimiz var. İletişe geçtiğimiz arkadaşlarımız var. Talep bayağı var. Değil mi? Muazzam bir talep var. Aynen. Artık herkesin cebi yandığı için tasarruf etmek istiyor. Evet, bu aynen. proje de güzel bir proje. Aynen. Ben, bana göre şu anda bu bölge için en iyi projelerinden bir tanesi. Allah tebrik ediyoruz o zaman sizi tabii ki. Bu güzel bir başarı diyoruz. Peki kendinizi iç pazarda neyle görüyorsunuz? Dış pazarda neyle görüyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir bu konuda? İç pazarda nerelerde görüyoruz? Tabii ki İyi yerlerde görüyoruz. Daha da değil iyi mi? Olmak istiyoruz. Evet, belki çalıştığımız firmalar. Daha çok yaymak istiyorsunuz güneş enerji sistemlerini. Kıymetli firmalarla çalışıyoruz. Evet. Türkiye'nin en önde gelen firmalarıyla çalışıyoruz. Yurt dışında da bunu aktarmaya çalışıyoruz. Evet, peki sizin firmanızın kalite standartlarını belirleyen unsurlar nelerdir? Mesela panellerdeki işçilik midir? Ondan sonra yaptığınız ürünler midir? İşte onların garanti, biliyorsunuz garanti kapsamları da var. Evet. Neler? Evet, şimdi biz kullandığımız bütün malzemeler Art Plus malzemeler kullanıyoruz. İşçilik zaten videolarda, fotoğraflarda göreceksiniz. Siz de göreceksiniz. Evet. Beraber gidip göreceğiz hatta. İnşallah. İşçiliği siz de göreceksiniz. Birinci kalite işçilik. Hı hı. Birinci kalite malzeme kullanıyoruz. Uzun yıllar kullanabileceğimiz aynen. ürünler zaten değil mi? İki yıl şirketimiz güvencesi altında 10 yıllık zaten sigortalı. Hı hı. Süper. Peki son olarak izleyenlere neler söylemek istiyorsunuz? Çünkü biraz da sözü tabii ki Merve Hanım aktaracak. O yüzden son olarak izleyenlere neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Şöyle bir şey. Güneş enerji tabii ki şu anda herkesin kullanması gereken evde, hı-hı. fabrikada, İş tarımda, evet. iş yerinde herkesin kullanması tavsiye ederim. Evet, tasarruf için sevgili aynen. izleyenler. Evet tabii şimdi sözü diğer kurucu ortağımız Merve Cinimiz Hanım'a aktarmak istiyorum sevgili izleyenler. Çünkü projelendirme ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti için de kendisinden isterseniz biraz firmamız hakkında bilgi alalım. Sevgili izleyenler, şimdi de yanımızda Lumos Enerji'nin kurucu ortaklarından biri olan yine Merve Cinimiz Hanım var. Kendisi de tabii ki projelendirme ve danışmanlık hizmetleri hakkında biraz bilgi almak istiyoruz müsaadenizle. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Merve Hanım? Tabii ki. Ben Merve Cinimiz, elektrik elektronik mühendisiyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Çok güzel. Şu anda yüksek lisansımı Har Üniversitesi'nde yapmaktayım. Şu anda da güneş enerji sektöründe aktif bir şekilde çalışıyorum. Çok güzel yapıyorsunuz. Tabii ki biraz evvel diğer proje ortağımız Ali Bey'den çok önemli ve değerli bilgiler aldık ama tabii ki biliyorsunuz ki bunların danışmanlık hizmetleri var, projelendirmesi var. Biraz bahseder misiniz? Size bir proje geldiği zaman nasıl mutlaka bir çizim yapmanız gerekiyordur, bir sunum hazırlamanız gerekiyordur. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? En azından sizinle çalışmak isteyenler daha detaylı bilgi almış olurlar diye düşünüyorum. Buyurun dinleyelim sizi. Tabii ki. Şu anda biz müşterilerimizden bize doğru gelen talepleri karşılamak için hazır bir şekilde bekliyoruz. Ve Şanlıurfa'da gerçekten güneşlenme potansiyeli açısından yüksek bir şehir olduğu için bize gelen talepler de yoğun olmakla beraber biz müşterilerimize her zaman şeffaf bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü hissediyoruz kendimizi. Özellikle son zamanlardaki değişen yönetimler konusunda müşterilerimiz oldukça ilgili oluyorlar. Bu yüzden de biz bunları doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Biz bu Şanlıurfa'da özellikle çiftçilerimize çok kıymet veriyoruz. Neyse. Tarım açısından aktif bir şehir olduğu için. Şu anda öz tüketim amaçlı bize gelen taleplerde gereken bilgiyi müşterimize veriyoruz. Onların öncelikle öz tüketimlerinin ne kadar olduğunu bilgisini alaraktan ilerliyoruz. Bir fizibilite ve raporlama yaparak müşterimize açık bir şekilde bütün bilgileri sunmuş oluyoruz. Daha sonrasında müşterilerimiz eğer bu raporları, fizibiliteyi onaylarlarsa kurulum aşamasına geçiyoruz. Müşterimiz kurulum aşamasında GES anahtar teslim projeyi yaptıktan sonra üretime başladıklarında bu üretimi kullanarak hem tasarruf ediyorlar hem de öz tüketimlerinin bir katı kadar elektriği satış yaparak
kar da elde edebiliyorlar. Ne güzel. Yani sadece tasarruf etmiyorsunuz sevgili izleyenler, aynı zamanda kar ediyorsunuz bakın. Yani bir, aslında çok güzel bir çözüm üretmişsiniz. Evet. Yani burada güneş enerji sistemini doğru bir şekilde kullanırsanız ve zamanında kullanırsanız ve kullandığınız alanda ne kadar kullandığınız önemli. Mesela çünkü o metrekareye göre değişiyordur. Nasıl bir sistem istiyorlar değil mi? Mutlaka tabii. Onları bir sunumda zaten hazırlıyorsunuz onu. Mutlaka çeşitleri vardır onun. Tabii. Yani bir de o seçtiği projeye göre de ona göre de enerji tasarrufu sağlıyor değil mi? Tabii mutlaka ki. Mutlaka fark ediyordur yani. Tabii. Özellikle yani müşterilerimiz bize önce geldiklerinde öncelikli olarak biz bir saha keşfi yapıyoruz. Hmm. Saha keşfinde işte eğer alanımız çatıysa çatı konstrüksiyonu çıkarılır. Daha sonra müşterimizin tüketimi hesaplanır. O tüketime yönelik bir üretim yapacak bir GES fizibilitesi çıkarılır. Ve bu şekilde de üretim yoluna, kurulum yoluna gidilir. Ne güzel ifade ettiniz. Ağzınıza sağlık. Peki müşterilerinizin taleplerini zamanında teslim edebilmek için, çünkü biliyorsunuz bir kurulum aşaması var. Sadece projelendirmeyle olmuyor. Onun kurulum aşaması da var. Proje teslim zamanı var. Zamanında teslim edebilmek için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Biliyorsunuz termin süreleri çok önemli. Özellikle evet. Zaman hepimiz için çok önemli. Üretim aşaması olan insanlar için. Neler söylemek istersiniz? Bu konuda da bu şekilde bir önlem alıyoruz. Biz şu anda çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Bu profesyonel ekibimiz sayesinde de müşterilerimizin taleplerine zamanında hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. Yani herhangi bir gecikme yaşamıyoruz diyebilirim. Yani sevgili izleyenler, aslında burada Merve'nin demek istediği, tabii Ali Bey başlattı aynı zamanda Merve Hanım'ın tabii şu anda anlatmak istediği konu şu. Biz sadece ikimiz yokuz. Arkamızda profesyonel bir ekibimiz var. Bir ARGE çalışması yapan arkadaşlarımız var. Ekip arkadaşlarımız var. O yüzden profesyonel bir hizmet verdiğimiz için, çalıştığımız için de ona göre termin süreleri de ayarlıyoruz. Zaten hiçbir sıkıntı da yaşamıyoruz. Çünkü ürünümüze güveniyoruz, kalitemize güveniyoruz, firmamıza güveniyoruz. Yani Lumos Enerji olarak biz bir markayız diyorlar kısacası değil mi? Evet. Ya da markalaşmanı ilerliyoruz diyebiliriz. Tabii ki aynen öyle de diyebiliriz. Tabii ki sadece Türkiye'de değil sevgili izleyenler. Avrupa'nın birçok, tabii dünyanın birçok yerinde daha doğrusu bu güneş enerji sistemlerini artık kullanıyoruz. Hem tasarruf açısından hem de biliyorsunuz doğaya katkısı açısından. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte aynı zamanda elektronik cihazlarımız olsun, elektronik kısmında çok fazla rakam arttığı için biraz da bütçeyi kısmak amacıyla tasarruf sağlamak, ülkemizde kalkındırmak hem kendimizi hem ülkemizi amacıyla güneş enerji sistemleri her geçen gün hayatımızı kolaylaştırıyor. O yüzden bu tip projelere imza atmadan evvel mutlaka iyi bir araştırma içerisine girelim. Doğru insanlarla, doğru ekiplerle, doğru firmalarla çalışalım ki daha sonradan üzülmeyelim. Tabii bunlar çok önemli. Peki satış sonrası destek nasıl oluyor? Diyelim ki bir sıkıntı yaşandı. Olmaz ama yaşanabilir yani. Sadece bu paneller kuruluyor, ondan sonra güneş sistemleri kuruluyor. İşimiz bitti değil. Diyelim ki ufak bir aksaklık oluyordu. Bunların belki kontrolü olması gerekiyor. Teknik servisin mutlaka hizmetleri tabii vardır. Nasıl destek sağlıyorsunuz? Biz kurulumdan sonraki aşamada kurduğumuz sistem 7/24 çalışacak bir sistem olduğu için biz 7/24 hazırız. Bütün arızaları ondan sonra sorunları karşılamak için 7/24 bir şekilde hazırız. Müşterilerimizin talepleri için. Yani satış sonrası da destek konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha ne olsun ki değil mi? Hanımefendi çok güzel ifade etti. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için efendim size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, teşekkürler.